Arkadaşlar bir önceki dersimizde ahenk unsurlarından bahsetmiştik. Bu dersimizde ahenk unsurlarına devam ediyoruz. Bir şiirde hangi mısranın hangi mısra ile kafiyeli olduğunu gösteren sisteme kafiye düzeni, kafiye şeması veya kafiye örgüsü adı verilir. Arkadaşlar kafiye şemasında amaç şiirde hangi mısranın hangi mısra ile kafiyeli olduğunu görmektir. Kafiye şemalarımız birincisi düz kafiye, ikincisi çapraz kafiye, üçüncüsü sarma veya sarmalı kafiye, dördüncüsü ise örüşük kafiye. Arkadaşlar mani tipi kafiye genellikle düz kafiye olarak kabul edilir. Arkadaşlar kafiye şemalarından birincisi düz kafiye, düz uyak. Düz uyak farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. Dört mısra kendi arasında kafiyeli olabilir. İlk iki mısra kendi arasında, son iki mısra kendi arasında kafiye olabilir. Veya birinci, ikinci, dördüncü mısralar kendi arasında kafiyeli. Üçüncü mısra farklı olabilir. Veya ilk üç mısra kendi arasında kafiyeli. Dördüncü mısra farklı olabilir. Birinci örneğimize baktığımızda arkadaşlar kafiye şeması bulunurken her zaman ilk mısraya A diyoruz. Birincisine A dedikten sonra ikinci mısraya geçiyoruz. İkinci mısraya geçtiğimde ikinci mısra ile birinci mısranın kafiyesi aynı. O yüzden ona da A diyorum. 3'e geçtiğimde arkadaşlar yine 3'ün de aynı olduğunu görüyorum. Ona da A diyoruz. 4'e geçtiğimizde o da aynı. A diyoruz. O yüzden burada kafiye şemamız A, 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 A şeklindedir. Yani düz uyak. İkinci örneğimizde her zaman birinci mısraya A diyoruz arkadaşlar. 1'e A dedik. 2'ye geçtiğimde 2'nin de arkadaşlar kafiyesinin aynı olduğunu görüyorum. Ona da A diyoruz. 3'e geçtiğimizde 3 ile 2'nin kafiyesi farklı. Bu sefer B diyoruz. 4'e baktığımızda 4'ün de 3 ile aynı olduğunu görüyoruz. Ona da B diyoruz. Bunun kafiye örgüsü ise A, A, B, B şeklinde. Arkadaşlar bu da düz uyaktır. Üçüncü örneğimizde yine birinci mısraya A diyoruz. 2'ye baktığımda ikinci mısra 1 ile aynı. Ona da A diyoruz. Üçüncü mısrada kafiyemiz değişti. B dedik. 4'e baktığımızda 4'te 1 ve 2 ile aynı. Ona da A dedik. Arkadaşlar A, A, B, A düz kafiyedir. Aynı zamanda bu kafiye örgüsü edebiyatımızda daha çok manide kullanıldığı için bu kafiye örgüsüne biz mani tipi kafiye adında veriyoruz. Son örneğimizde 1'e A dedim. İkinci mısraya baktığımda ikinci mısra 1 ile aynı. Ona da A diyoruz. 3, 1 ve 2 ile aynı. Ona da A dedik. 4. mısrada ise kafiye değişti. Ona da B diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar A, 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 B'ye biz düz kafiye dediğimiz gibi aynı zamanda bu kafiye örgüsü edebiyatımızda daha çok koşma, nazım şeklinde kullanıldığından dolayı buna biz koşma tipi adını da veriyoruz. Arkadaşlar özetlersek düz kafiye 4 şekilde karşımıza çıkabilir. 4 mısra kendi arasında kafiyeli olabilir. İkincisi ilk 2 mısra kendi arasında, son 2 mısra kendi arasında kafiyeli olabilir. Üçüncüsü 1. 2. ve 4. mısralar kafiyeli. 3 farklı olabilir. Bunu aynı zamanda biz mani tipi adını da verebiliyoruz. Son olarak da düz kafiye 1, 2, 3 kafiyeli, 4 farklı olabilir. Buna da aynı zamanda arkadaşlar koşma tipi adını da veriyoruz. Evet, düz kafiye bu şekillerde arkadaşlar oluşur. İkinci kafiye şemamız çapraz kafiye. Çapraz kafiyede arkadaşlar dörtlükte 1. ile 3. mısra, 2. ile 4. mısra kendi arasında kafiyelidir. Birinci örneğimizde birinci mısraya her zaman A diyoruz. 2'ye baktığımızda 2'de kafiyenin değiştiğini görüyoruz. B dedik. 3'e geldiğimizde 3 ile 1'in aynı olduğunu görüyoruz. Ona da A diyoruz. 4. mısra ile 2. mısra aynıdır. Ona da B diyoruz. Arkadaşlar dörtlükte 1 ile 3, 2 ile 4. mısralar kafiyelidir. Çapraz kafiye. İkinci örneğimizde yine her zamanki gibi birinci mısraya A dedim. 2. mısrada kafiye değişti. B diyoruz. 3'e baktığımızda
3 ile 1'in aynı olduğunu görüyoruz. Ona da A diyoruz. 4'e baktığımızda 4 ile arkadaşlar 2 aynı, ona da B diyoruz. Yine 1 ile 3, 2 ile 4 kafiyelidir. Evet, eğer dörtlükte birinci mısra ile üçüncü mısra, ikinci mısra ile dördüncü mısra kafiyeli ise buna çapraz kafiye adını veriyoruz. Üçüncü kafiye şemamız sarma veya sarmal kafiye. Sarmal kafiyede arkadaşlar dörtlükte birinci ile dördüncü mısra, ikinci ile üçüncü mısra kendi arasında kafiyelidir. Birinci örneğimizde ilk mısraya A dedim. İkinci mısrada kafiyemiz değişti, B. 3'e baktığımda 3 ile 2 aynı, ona da B diyorum. 4'e baktığımda 4 ile 1 aynı, ona da A diyorum. 1 ile 4, 2 ile 3 kendi arasında kafiyelidir. İkinci örneğimizde birinci mısraya A diyoruz. İkinci mısrada kafiye değişti, B. 3'e baktığımızda 3 ile 2 aynı, 3'e de B diyoruz. 4'e baktığımda 4 ile 1 aynı, 4'e de A diyoruz. Yani 1 ile 3, 1 ile 4, 2 ile 3. mısralar arkadaşlar kendi içerisinde kafiyelidir. Buna sarma veya sarmal kafiye adını veriyoruz. Dördüncü ve son kafiye şemamız ise örüşük kafiye. Öncelikle şunu söyleyelim. Örüşük kafiye kesinlikle dörtlüklerde görülmez. Edebiyatımıza Batı şiirinden geçmiştir. Servet-i Fünun döneminde kullanılmaya başlanan terzarima denen nazım biçiminin kafiye örgüsüne biz örüşük kafiye diyoruz. Şiirimiz bir terzarima örneğidir ve terzarima 3 dizeden oluşan 3 bentten ve sondaki tek mısradan oluşur. Toplam 10 mısradan oluşan bir nazım şeklidir. İşte bu şiirin kafiye örgüsüne örüşük kafiye denir. Şiirin kafiye örgüsüne baktığımızda öncelikle ilk mısraya A diyoruz. İkinci mısrada kafiye değişti, B. Üçüncü mısra bir ile aynı, ona da A diyoruz. İkinci bende geçtiğimizde ikinci bendin birinci mısrası birinci bendin ikinci mısrasıyla aynı, ona da B diyoruz. İkinci mısrada değişti, C diyoruz. Ve üçüncü mısra bir ile aynı, ona da B diyoruz arkadaşlar. Üçüncü bende geçtiğimizde üçüncü bendin birinci mısrası ikinci bendin ikinci mısrasıyla aynı, ona da C diyoruz. Kafiye ikinci mısra değişti, D diyoruz. Üçüncü mısra bir ile aynı, ona da C diyoruz. Ve son mısra üçüncü bendin ikinci mısrasıyla aynı, ona da D diyoruz. Arkadaşlar, terzarima denen nazım biçiminin kafiye örgüsü bu şekildedir. Ve biz bu kafiye örgüsüne örüşük kafiye adını veriyoruz. Tekrar söylüyorum, kesinlikle dörtlüklerde görülmez. Terzarima denen nazım biçiminin kafiye örgüsüdür, örüşük kafiye. Ahenk unsurlarından üçüncüsü aliterasyon. Şairin şiirde ses, ritim oluşturmak için aynı ünsüzü sıkça kullanmasına aliterasyon denir. Birinci örneğimizde şiirimize baktığımızda şairin L ünsüzünü sıkça kullandığını görüyoruz. Eğer şair şiirde bir ünsüzü sıkça kullanıyorsa arkadaşlar buna aliterasyon diyoruz. L ünsüzünü sıkça kullanarak aliterasyon yapılmıştır. İkinci örneğimizde şairin R ünsüzünü sıkça kullandığını görüyoruz arkadaşlar. Ve R ünsüzünü şiirde sıkça kullanarak bir ahenk oluşturulmuş ve aliterasyon sanatı yapılmıştır. Son örneğimizde ilk mısraya baktığımızda şairin S ünsüzüne sıkça yer verdiğini görüyoruz. Şair birinci mısrada S ünsüzünü sıkça kullanarak aliterasyondan faydalanmıştır. Ahenk unsurlarından dördüncüsü asonans. Şairin şiirde ahenk oluşturmak için aynı ünlüyü sıkça kullanmasına asonans denir. Birinci dörtlüğümüzde
Dörtlüğümüze baktığımızda şairin A ünlüsünü sıkça kullandığını görüyoruz. Bu dörtlükte A ünlüsü baskındır arkadaşlar. O yüzden de şair bu şiirde A ünlüsünü sıkça kullanarak asonans sanatından yararlanmıştır. İkinci örneğimizde beyte baktığımızda beyitte U ünlüsünün baskın olduğunu görüyoruz. Şair U ünlüsünü sıkça kullanarak U ile asonans yapılmıştır. Son örneğimizde ise şairin özellikle E ünlüsüne yer verdiğini görüyoruz. Şair E ünlüsünü sıkça kullanarak asonansa başvurmuştur. Evet, bir şairin şiirde aynı ünlüyü sıkça kullanmasına asonans denir. Ahenk unsurlarından beşincisi kelime tekrarları. Şair şiirde bir ses, ritim oluşturmak için bir kelimeyi veya kelime grubunu tekrarlayabilir. Birinci beytimizde, beytimize baktığımızda şairin ahenk oluşturmak için kimse kelimesini sıkça kullandığını, tekrarladığını görüyoruz. Kelime tekrarı yoluyla ahenk oluşturulmuştur. İkinci örneğimizde şair bu yağmur kelime grubunu kullanarak şiirde bir ahenk oluşturmuştur. Son örneğimizde ise yine şair ahenk oluşturmak için kaldırımlar sözcüğünü tekrarlamıştır. Arkadaşlar, buna biz aynı zamanda edebiyatta tekrir sanatı adını veriyoruz. Şairin şiirde bir kelimeyi veya kelime grubunu tekrarlamasına tekrir sanatı da diyoruz.